Kettle'a sıcak suyu koyarım, kahvemi özellikle. Her sabah kahve içmeden ayılamayanlardan maalesef. Pilot sırasında uçağımız rötar yaptı Galatasaray'dayken. 30 dakika rötar yaptı. Yeni havalimanında biz dedik herhalde biraz daha rötar atar çünkü çok büyük olduğu için havalimanı. Yemek yemeye gittik takımdan 5 kişiyle. Menajer ve malzemeci. Sonra baktık son çağrı yazısını gördük. Dönerken kapıya 50 metre varken bir anda kapı kapandı. Biz orada kaldık. Kapıyı açmadılar bir uzun bir süre, yarım saat. Normalde açmıyorlar. Rica minnet bir şekilde zar zor bir şekilde maça gittik öyle. En sevdiğim çizgi film. Sünger Bob diyebilirim ya. Küçükken hep hayalim dişçi olmaktı. Diş hekim olmaktı. Çünkü küçükken ben ortodontik tedavi de gördüm. Tel taktım. Hep doktorun muayenesine gittim ama hep kıskanırdım böyle. Muayenehanem olsun öyle diye. O yüzden küçüklüğümden beri hep diş hekim olmak isterdim. Işınlanmak olurdu ya. İstediğim yere istediğim zamanda gidebilmek olurdu büyük ihtimalle. Yok ama taktığım lakap var. Başkasına. O da bu takımda şu anda. Göksel'in abiye taktım. Kendisi Trabzonlu olduğu için 61 ile özdeşleşti kendisi. O yüzden ona İngilizce direkt kısaltma olarak Sixty diyoruz. Yumurta kesinlikle. İçecekte ne olurdu? Meşrubatla çok aram yok ya. Genelde soda diyebilirim. İyi. Gayet iyi. Özellikle son zamanda, son bir senede inanılmaz bir şekilde Fortnite oyuncusuydum. En son okuduğum kitap. TED Talk okudum. Yes Man olurdu herhalde ya. Jim Carrey'nin. Kolay kolay insanları kıramıyorum. Tabii çocukken küçük hayallerimiz vardı tabii. Büyüklerimizi izleyerek özellikle 2001 Avrupa Şampiyonası'nı çocukken, televizyonda 2006 Dünya Şampiyonası'nı izlerken tabii hep hayal ediyorduk. Hayalin peşinde gitmesini söylerim. Başka bir şey söyleyemem.